Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim ismim Sinem. Bugün sizlerle yine bir kargo açılış videosu paylaşacağım. Flormar'dan oje aldım, onları paylaşmak istiyorum. Gratis'ten birkaç parça ürünüm var. Aynı şekilde Trendyol'dan da bir şeyler aldım. Onların hepsini şimdi sizinle hızlı bir şekilde paylaşacağım. Fakat videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu da eğer beğenirseniz videomdan ayrılmadan önce de beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum ve ürünlere geçiyoruz. Bugünün ikinci videosu arkadaşlar. Ben az önce bir makyaj videosu çektim. Bu yüzümde gördüğünüz makyajı o videoda yaptım. Onu da şuraya bir yere koyarım. Çünkü bu videodan önce o yayınlanacak. Madem bu kadar iyi bir makyaj yaptım dedim. Saçım başım her şeyim yerinde. Dedim ki ikinci videoyu da çekeyim. Üstümü bile değiştirmeden ikinci videoya başladım. Çünkü bugün tam 4 bardak falan filtre kahve içtim. İnanılmaz bir konuşma. Enerjim var ve bu enerjimi atmam lazım. Onu da dedim ki peş peşe 2 tane video çekelim. Atayım. Neyse lafı daha fazla uzatmadan ürünüme geçiyorum. İlk olarak şundan aldım. Envey markasının fırın içi temizleyicisi. İkili paket şeklinde 62 liraya aldım. Yani tanesi 30 liraya geldi arkadaşlar ama çok yoğun kıvamlı bir ürün. Eğer fırınınızın içi yani siyah değil de açık gri renkteyse çok sık fırın temizliği yapmanız gerekir. Böyle çok inatçı lekeler varsa fırınınızda bununla rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Artık bu tarz Envey, işte farmasi, Avon ürünlerinde illa bir temsilci bulmamıza gerek yok. Trendyol bunu bize rahatla sağlıyor. O yüzden bu ürünlere gidip bakabilirsiniz. Trendyol'la devam ediyorum arkadaşlar. İki tane de kargom ayrıca geldi. Şu Face Lab isimli markanın serumlarından aldım iki tane. Biri göz serumu, bir diğeri de C vitamini serumu. Aydınlatıcı göz çevresi bakım serumu olarak geçiyor. Benim diğer makyaj videolarımdan makyajsız halimi gördünüz. Göz çevremde bir koyu halkalar problemi var. Morluk değil de böyle bir pigment sorunu var. Daha koyu pigmentlere sahip göz çevrem. Bunu aydınlatmak amacıyla bir serum aldım. Bu serumun vaatleri hassas göz çevresi için özel olarak formüle edilmiş yapısıyla peksi bir yumuşak his bırakır. Zengin içeriği göz çevresini aydınlatmaya, canlılık sağlamaya yardımcı olur. Koyu halkalarla savaşır. Hyaluronik asitle nemlendirir. Dolgunluk ve pürüzsüzlük sağlar. Der kolajen üretiminin arttırılmasına yardımcı olur. Sıkılaştırır. Elastikiyeti destekler. Yosun ekstratı ile canlandırır. Cilt yenilenmesine destek olur. Göz çevresi daha aydınlık, pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme kavuşur diyor. Kullanım şekli olarak da sabah akşam olduğu önerilir. Ama ben bunu sadece böyle cildim çok temizken, böyle gözeneklerim çok açıkken duştan sonra kullanmak için aldım. Çünkü onun dışında işte makyajımı temizledikten sonra falan akşamları kullandığım bir göz kremim var. Dediğim gibi bu böyle çok gözeneklerim açık, cildim çok temizken kullanacağım bir ürün. Bakalım deneyeceğiz. Ben göz çevreme hiçbir zaman serum kullanmadım. İlk serumlarımdan birisi olacak. Diğer bir ürün de arkadaşlar yine Face Lab markasının aydınlatıcı serumu. Çıkarayım şimdi yemiş. C vitamini aydınlatıcı serumu olarak geçiyor. Fiyatları falan da çok uygundu en son söyleyeceğim. Yüzümde bir aydınlık görünme ihtiyacı duyuyorum son zamanlarda. Yeni trendlerden falan kaynaklanıyor olabilir. Bütün böyle Instagram'daki kısa makyaj videoları olsun, yabancı YouTuber'ların makyajları olsun falan ciltleri ışıl ışıl ya. Ben de ışıl ışıl olmak istiyorum. Bunun da vaatleri ipeksi bir his bırakan C vitamini içerikli. Bu özel serum cildin daha ışıltılı ve canlı görünmesini sağlar. Cilt tonunu düzenler, cildi aydınlatır. Antioksidan etkisiyle gün boyunca cildin maruz kaldığı dış etkenlere karşı koruma sağlar. Zengin amino asit içeriği ile cildi nemlendirir. Daha yumuşak, daha canlı, daha sıkı, daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bütün temiz cilde uygulanması gerekiyormuş. Yani dediğim gibi ikisini de böyle daha aydınlık bir görüntü sağlamak amacıyla aldım arkadaşlar. İlk defa kullanacağım ürünler olacağı için çok net size bilgi veremiyorum. Bakacağım belki cildimde gerçekten iyi şeylere sebep olursa size Kore cilt bakım ürünleri videomda mutlaka anlatacağım. Flormar kargoma gelelim. Oje aldım. Ben Flormar'ın ojeleri renk bakımından çok zengin olduğu için ojelerine yöneliyorum. İlk olarak da arkadaşlar size şu an tırnaklarımda olan Full Color serisinden Penthouse rengini göstermek istiyorum. Muazzam bir kiremit renk. Ben böyle çok vişne çürüğü, patlıcan moru tarzı koyu ojeleri çok sevmiyorum. Ya çok koyu kahverengi seviyorum ya da bu tarz bordoya çalan kiremit renklerini seviyorum. Daha çok nude ağırlıklı bir alışveriş
alışveriş olmuş ama nude'lara geçmeden önce ünlü olan Hudson isimli ojesinden bahsetmek istiyorum. Bu çok ünlü bir oje. Instagram hesaplarında falan sürekli yayınlanan bir oje rengi arkadaşlar. Yazın çok güzel oluyor ama ben kışın da kullanmayı çok seviyorum. Böyle asgari yeşili falan montlarınız varsa çok yakışıyor. Yine iki tane full color serisinden oje göstereceğim. Bir tanesi Rose Eye Hold isimli. Bu çok açık pembe tonlarında bir renk. Benim hatta çok merak ettiğim renklerden bir tanesi bu aldıklarım arasında. Bir diğeri de Peach Sparkle isimli. Bu açık yavru ağzı renk. Eğer böyle ekran görüntüsü falan alamazsanız, kamera falan netlemezse onu da aşağıdaki yorumlara yazın ki ben size kodlarını ve isimlerini yazayım. Kalanları alıyorum. Şöyle güzel pembe. Ay. 3 tane de bu Jelly Look serisinden al tane. Zaten son zamanların en favori renklerinden biri olan lila. Bendeki rengi Tender Leyla. Çok güzel bir renge benziyor. Bir diğeri de Perfect Selfie arkadaşlar. Onu da şöyle yaklaştırayım. Yine şu renge benzeyen bir renk. Yani şu Rose Eye Hold da çok benziyor aslında. Bu daha çiğ, bu daha nude'a dönük. Bir diğeri de en merak ettiğim renklerden bir diğeri arkadaşlar. Bu Charleston Grey isimli renk. Böyle mor alt tonlu, lila alt tonlu ama içerisinde böyle birazcık grilikte olan değişik bir renk. Gerçekten alışılmadık bir renk olduğu için bunu bu kadar merak ediyorum. Bu arada bu aldığım renklerin hepsini ben Instagram'dan araştırıp aldım. Instagram'da gerçekten çok güzel sayfalar var. Projelerin işte arkasındaki kodlarıyla beraber hepsini... Eğer değişik renkler arayışındaysanız ojenin arkasında yazan şu kodu yazıp Flormar işte JL51 şeklinde etiketlerden baktığınızda bütün renklere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini o renklere bakarak aldım. Geldik son kargom arkadaşlar. Bu kargom da Gratis'ten. Tabii ki her zaman olduğu gibi yani Gratis'ten almazsam olmazdı. Gratis yine kendi markalarına özel bir %60 indirim yapmıştı. Gittim. Oradan öncelikli olarak çok merak ettiğim şu Benri'nin oje temizleme pedlerinden aldım. Bendeki aloe veralı olan. Bunun karpuzlusu da var. Çileklisi de var. Fakat ben çok fazla çilek esanslı şeyleri kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Şeyde olduğu gibi bunda da aloe vera'ya yöneldim. Ve aloe veralını aldım. Hiç kullanmadım. Hala ambalajı duruyor. Hızlı aksiyon almak istediğim günlerde kullanacağım bir ürün. Ürünle alakalı ön yargı olabilir ama çok koyu renkli ojelerde iyi performans sergileyeceğini düşünmüyorum. Böyle daha nude renkler falan sürersem eğer onlarda tek bir pedinin iki elime de yeteceğini düşünüyorum. Ama koyu renkli ojelerde bence her ele bir tane ped gider. Devam ediyorum. İki tane de çok uygun fiyatlı far paleti aldım. Aslında ben bu paletlerden almayacağımı söylemiştim. Size bir videomda copper paleti benim için yeterli demiştim ama nude'daki renkler de çok hoşuma gittiği için aldım. Hatta copper paletiyle en kısa sürede bir tüm yüz makyajı gelecek. Tabii yüzünüze far sürmeyi falan sevmiyorsanız o videomu izlemeyebilirsiniz ama bundan öyle tam bir yüz makyajı çıkmaz çünkü renkler pek uygun değil arkadaşlar. Yani bir allık rengi ben çıkaramam bundan. Hiç açmadım. Öylece duruyor. Beraber açacağız. Aynı şekilde bu da Biolis'in Must Have It serisinden olan bir far palet. Bendeki rengi de 150 Daydream'miş. Şu iki renk için aldım. Bunlar çünkü benim günlük hayatta direkt elimin gideceği renk. Şunu tam bir göz kapağıma sürerim. Bunu da dış köşelere gölge vermek için kullanırım. Hatta bunu swatchlayalım. Swatchlarını göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu renk çok benlik bir renk değil. Bunu çok kullanacağımı zannetmiyorum. Şunun yanındaki pembenin pigmentasyonuna inanamazsınız yani. Cadde rengini veriyor. Umarım fırçayla uyguladığımda da bu rengi alabilirim. Şu iki renk zaten benim favorim. Günlük renklerim olacak. Ben nereye gidersem gideyim büyük ihtimalle böyle seyahatlerde falan bu iki rengi mutlaka kullanırım. Yine Biolis'in diğer far paletlerinde olduğu gibi ışıltılı olanlarda inanılmaz bir pigment var. Gözünüzde direkt parmakla uyguladığınızda şu rengi alabilirsiniz. Aynı zamanda fırçayla falan da performansları fena olmuyor. O yüzden iyi bir palet aldığımı düşünüyorum. Bu far paletinin diğeri bir tane daha rengi var. O güzel değil arkadaşlar. Bence onu almayın. Onun içerisindeki renkler de çok iyi renkler değil. Direkt gidip bunu alabilirsiniz. Hem içerisinde böyle güzel canlı renkler var. Bir tane ışıltılı rengi var. Günlük hayatta kullanabileceğiniz renkler var. Geçiş rengi olarak kullanabileceğiniz şurada sarı bir renk var. Bence muazzam. Direkt gidip bakabilirsiniz. Ben bunu yine 13 liraya aldım.
aldım. Bunu da 9 liraya aldım. Benim bugünkü video maratonum bu kadardı arkadaşlar. Bugüne 2 tane video yeter çünkü bayağı yoruldum. Artık sesim çıkmıyor ve kelimeleri falan böyle yan yana getiremiyorum. Bayağı yoruldum çünkü makyaj videosu çok uzun sürdü. O uzun sürünce bu kargo videosunda da biraz enerjimin düşmesine sebep oldu. Umarım siz videomu beğenmişsinizdir. Umarım aldığım şeyler hoşunuza gitmiştir. Bu ürünler hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa bana aşağıdaki yorumlar kutucuğuna yazmayı unutmayın. Videomu beğenin. Kanalıma abone olun. Kanal bildirimlerini lütfen açın arkadaşlar. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.